Riyazu-s-Salihin'de 26 numaralı baba geldik. Elimdeki kitaba göre sayfa 101 oluyor burası. PDF'ye göre ise sayfa 91 oluyor. Ortalama kitabın 5'te 1'ine geldik diyebiliriz. Kitap 600 sayfa. Biz de 100'deyiz. 6'da 1'i bitti. Geriye 6'da 5'lik bölümü kaldı. Babu tahrimi zulmi vel emri bi raddil mezalim. Babu tahrimi zulmi. Zulmün haram oluşu. Zulüm haksızlık manasında burada kullanılıyor. Et-tasarrufu fi hakkil-gayri. Haksız yere tasarrufta bulunmak. Babu tahrimi zulmi. Zulmün haram oluşu. Vel-emri bi raddil mezalimi. Zulüm yani haksızlık ile elde edilen şeylerin sahiplerine verilmesinin gerekliliği. Haksızlıkla elde edilen şeylerin sahiplerine geri verilmesinin gerekliliği ve zulmün haram oluşu. Kâlallahu Teala, mâ liz-zâlimîne, zalimler için bulunmaz, yoktur. Min hamîmin, bir dost yoktur. Ve lâ şefî'in, bir şefaatçi de yoktur. Öyle şefaatçi ki yuta'u, kendisine itaat edilecek, itaat edilen bir şefaatçi yoktur. Eda'a yudî'u yuta'u. Fiil. Meçhul. Naibu fail nerede? Yudâ'u hüve. Gafir 18. Ve gâle teâlâ ve mâ liz-zâlimîne min nasîrin. Zalimler için bir yardımcı da yoktur. El-Hâcı 71. Ve emmel ehadîsu, hadislere gelince feminha, o hadislerden bir tanesi de hadîsu ebi zerrin el-mütekaddimu fî âhiri bâbil mücahedeti. Mücahede babında geçen, mütekaddim geçen demek. Mücahede babında geçen Ebu Zer hadisi bu hadislerden bir tanesidir. El mütekaddim de benim kitabımda 4 yazıyor. PDF'de 1 yazıyor. 4'e baktığımda unzur ente el hadise rakam 111. 111 numaralı rakamlı hadise bak diyor. PDF'de ise bir numara koymuş. Bire baktığımızda yine unzur ente el hadise 11 diyor. 111 diyor. 111 numaralı hadisi şerife bakabilirsin diyor. 203 numaralı hadisten başlıyoruz. Ve an Cabir'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. İttegû, sakının, kaçının, ez-zulme, zulümden, haksızlık yapmaktan kaçının, haksızlık yapmayın. Fe inne zulme, çünkü haksızlık yapmak, nedir? Zulumatun, karanlıklardır. Karanlık olarak karşınıza çıkacaktır. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde karanlıklar olarak karşınıza çıkacaktır. Ve ittegû şuha, bu ezbere bildiğim hadislerden birisidir. Siz de ezbere bilin arkadaşlar. En azından şurasını bilin. İttegu şuhha feinne şuhha ehreke men kâne kavlik. İttegu sakının eşşuhha cimrilikten. Cimri olmayın. Feinne şuhha çünkü cimrilik ehleke helak etti. Hüve o cimrilik helak. Men o kimseyi ki kâne idi. Hüve o kişi idi. Kablekum sizden önceydi. Sizden önce yaşamıştı. Sizden önceki milletleri helak etmiştir. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden önceki milletleri helak etmiştir. Hamelehum, hamele yöneltti. Hum onları. Ala en sefeku dimaehum. Onların kanlarını dökmeye yöneltti.
Ne yönetiyor? Cimrilik yani. Hamele hüvehum. Onları ala en sefeku dima, kanlarını, birbirlerinin kanını dökmeye yönetti. Ve istehallu ve helal saymaları, helal saydılar. Maharimehum, birbirlerinin haramlarını da helal saydılar. Ravahu Müslim 204. Ve an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisi de ezbere bilelim, çok önemli bir hadis. Kale le tuedünne, kesinlikle ödenecektir. Başta lam var, tekit, sonra da tekit nunu var. Le kesinlikle, tuedünne elbette ödenecek. Ne ödeniyor? El hukuka, haklar. Kime ödenecek? İla ehliha, sahiplerine. Ne zaman ödenecek? Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Hatta yukade, alınacak. Lişşatil celhai, boynuzsuz koyun için alınacak. Hak yani alınacak, kısas yapılacak. Mineşşatil garnai, boynuzlu koyundan. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan bile hakkını alacaktır. Yukade, alınacak. Hak alınacak yani. Lişşatil celhai, boynuzsuz koyun için hak alınacak. Neyden alınacak? Mineşşatil garnai, boynuzlu koyundan alınacak. Kısas yapılacak. Boynuzsuz koyun hakkını alacaktır. Ravahu Müslim. 205 numaralı hadis. Ve an İbni Ümera radıyallahu anhuma kâle. Künnâ, biz idik, netehaddesu, konuşuyor idik. Künnâ'daki nâ, kânenin ismi, netehaddesu, fiil, nahnu, gizli zamir, fail, fiil, fail, birlikte fiil, cümlüsü, kânenin haberi olur. Mahallen mensup. Künnâ, biz idik, netehaddesu, konuşuyor idik, an haccetil vedâi, veda haccı hakkında konuşuyorduk. Ve nebiyyü, Nebi de beyne ezhurina, aramızda olduğu halde biz konuşuyorduk, ama la nedri, biz bilmiyorduk ki, ma haccetul veda'i, veda hacı mıdır, nedir bu, biz bunun farkında değildik. Ma istifham burada. Hatta ta ki hamide, hamd etti, Allah'a kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve esna aleyhi, ve ona sena etti. Sümme sonra Zekara anlattı. Bahsetti. El-Mesiha ed-Deccale. Deccal'den bahsetti. Deccal ile alakalı bir hadis. Ve daha sonra etnebe, etnaf, itnaf, itnaf diye bir edebi sanat da vardır. Ve ebnebe, uzattı fi zikrihi, konuşmasını uzattı. Uzunca anlattı. Ve kale, peygamber şöyle buyurdu. Ma ba'se, göndermedi Allahu Allah min nebiyyin, herhangi bir nebi göndermedi. İlla ancak yüce Allah bir nebi gönderirse, envera, uyardı kim? Hüve, o nebi, o peygamber uyardı. Hu, deccalden uyardı. Konu deccal yani, deccalden dolayı uyardı. Kimi uyardı? Ümmetehu, kendi ümmetini uyardı. Enzera, uyardı. Hu, Deccal'den. Kim uyardı? Nuh'un, Nuh aleyhisselam uyardı. Daha kimler uyardı? Ennebiyyûne, peygamberler de uyardı. Hangi peygamberler? Min ba'dihi. Nuh aleyhisselamdan sonra gelen o nebiler de uyardı. Ve innehu, şüphesiz ki o Deccal, inşayet yehruc, çıksa, gelse, fikum, sizin aranızda, aranıza gelmiş olsa, fena hafiye, gizli kalmaz aleykum, size min şe'nihi, deccalin durumu. Deccali anlarsınız, tanırsınız. Feleyse yahfa, gizli değildir aleykum size. Size ne gizli değil? Yani siz biliyorsunuz. İnne şüphesiz ki rabbekum, sizin Rabbiniz, leyse bi e'vera, e'ver değildir. Yani kör değildir. E'vera, kör olmadı. Leyse bi e'vera. Sizin Rabbiniz kör değildir. Siz bunu biliyorsunuz. Bu yüzden bir korku yok. Ve innehu, o deccal ise e'veru, kördür.
yümna, sağ gözü kördür. Keenne sanki aynehu, yani aynel deccali. Deccalin gözü aynebetun. Dafiyet, dışarı fırlamış bir üzüm gibidir. Aynep, üzüm demek. Aynebetun dafiyet, dışarı fırlamış bir üzüm gibidir. Ela, dikkatli olun. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah, harrame, haram kıldı aleykum size. Neyi haram kıldı, neyi yasakladı? Dimaekum, birbirinizin kanlarını, yani birbirinizin kanlarını dökmeyi haram kılmıştır. Ve emvalekum, birbirinizin mallarını da haksız yere ele geçirmeyi yine haram kılmıştır. Ne gibidir bu? Ke hurmeti yevmikum hada. Şu içerisinde bulunduğunuz gün gibi. Şu günkü gibi haram kıldı. Şu günü gibi haram kıldı. Fi beledikum hada. Şu şehir gibi. İçerisinde bulunduğunuz bu belde gibi haram kıldı. Yani Mekke. Fi şehrikum haza, şu ay gibi, Zülhicce ayı, onun gibi haram kıl. Ela, dikkatli olun. Hel bellevtu, ben tebliğ ettim mi, anlattım mı size, anlatabildim mi? Kalu, sahabiler diyorlar ki, naam, evet, anlattınız. Kale, peygamber şöyle buyuruyor. Allahümme şhed, ey Allah'ım şahit ol, selasen, üç defa böyle dedi. Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol. Veylekum, size yazık olur. Evveyahut da veyhekum, size yine yazık olur. Unzuru, bakın, dikkat edin. La terci'u, sakın dönmeyin. Ba'di, benim ardımdan. Küffaran, kafirliğe dönmeyin. Öyle kafirlik ki, yazribu, vuruyor. Ba'zukum, içinizden bir kısmı. Rikabe ba'zin, diğer bir kısmının boynunu. Birbirinin boynunu vuran kafirlere dönüşmeyin. Ravahu el-Bukhariyyu ve Müslimun ba'zahu. Buhari hadisidir bu. Bu hadisin bir kısmını İmam Müslim de rivayet etmiştir. 206 numaralı hadis. Ve an Aişete radıyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Men her kim zaleme zulmederse, bu hadisi de ezbere bilirim arkadaşlar. Önemli bir hadis. Ezbere ben bildiğim bir hadis. Sizler de bilin. Men her kim zaleme zulmederse, burada zulüm haksızlık ile elde ederse, dalavere ile elde ederse. Men her kim zaleme haksızlıkla elde ederse, fi de şibrin minel erzi, bir tarladan, bir arsadan, bağdan, bahçeden fark etmez. Bir topraktan bir karış kadar yeri, bir karışlık yeri haksızlıkla elde ederse. Duvigahu, o arsa halka yapılıp o kişinin boynuna geçirilir. Min seb'i erazine, yedi kat toprak olur. Toprak, o arazi, oradan yedi kat aşağıya doğru in. Yedi tabakayı kopartıp mesela kesip kişinin boynunu halka yapılır, sırtına verilir. Duvigahu, o arsa halka yapılıp kişinin boynuna geçirilir. Min seb'i erazine, yedi kat, yedi tabaka olur. Muttefekun aleyhi. 207 numaralı hadis. Ve an Ebi Musa radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah, le elbette yümli mühlet verir. Lizzalimi, zalime. Feiza ehazehu, Allah o zalim yakalayınca. İda ehaze hüve, hu, Allah o zalim yakalayınca. Lem yuflithu, ona izin vermez, kaçmasına izin vermez, dedi peygamberimiz. Sümme kara'e, sonra şu ayeti okudu. Ve kedalike, işte böyledir. Ehzu rabbike, Rabbinin yakalaması böyledir. İza ehazel kura, memleketlerin halkını yakaladığında, vehiye, o halk da zalimetun, zalim, o halk
sapmış olduğu halde onları yakalayınca inne şüphesiz ki ehdehu Allah'ın yakalaması limun çok acıdır. Şedidun çok şiddetli bir acı verir. Hud 102 muttefekun aleyhi burada kalmış oldu.